kere Fenerbahçe İstanbulspor maçında Fenerbahçe'nin galibiyeti dışında bir beklentim yok. Keza burada İstanbulsporlu oyuncuların İstanbulspor'u küçümsemek adına söylemiyorum bunu. Elbette onlar da bir emek gösterdi, çaba gösterdi ama çok önceden küme düştüler sonuç itibariyle. Evet. Artık küme düşmüş bir oyuncu grubu olarak hani burada bir hedef yok ortada. Sadece mücadele için sonuçta terlettikleri bir İstanbulspor forması var. Öyle ya da böyle Süper Lig'deki son maçlarda bunun için mücadele edecekler ama bir hedef yok. O yüzden Fenerbahçe'nin orada ben takılacağını asla düşünmüyorum. Burada Galatasaray konusunda ise yani çok tartışıldı. İşte Konyaspor'un durumu, Galatasaray vesaire vesaire ama Konyaspor'un herhangi bir riske girecek durumu yok. Yani burada çıkıp sahaya en iyi şekilde son 90 dakikasını geçirmek zorunda. Çünkü dakika 90 artı 5. Galatasaray Rolanti'de giden bir maçta bir penaltı kazandı. Galip geldi. Diğer sonuçlarla birlikte Konyaspor küme düşse ne olacak? Yani böyle sakin olalım, bekleyelim vesaire böyle biraz hani bir bire 0-0'a yatacak bir skormuş gibi herkes konuşuyor. Öyle ya. Öyle konuşuluyor yani evet. Yani böyle iki takıma da yarayacak bir skor. Hani dengede gitsin 0-0'la vesaire böyle iki takım da götürmeye 1-1 vesaire götürmeye çalışır durumları var ama dediğim gibi yani burada Konyaspor'un kendi evinde son 90 dakikayı çok iyi oynaması gerekiyor. Çünkü iki tane daha rakibi var bu yolda. Mücadele etti kümede kalma adına. Galatasaray'ın tabii Fenerbahçe maçında tatile giden oyuncuları tatilden dönmüştür diye düşünüyorum. Fenerbahçe maçında tatildeydi bu oyuncu grubu. Hakikaten yani ben sahada Galatasaray varlığı göremedim oyun açısından. Fenerbahçe ama 11 kişiyle ama 10 kişiyle çok daha iyi bir oyun mücadele ortaya koydu. Ben Fenerbahçe'nin bir kişi eksikliğini, hakemin çok kötü bir kararıyla olmasına karşın bir kişi eksikliğini hissetmedim. Sanki Galatasaray aksine bir kişi eksikmiş gibi oynadı oyunu. Ve burada bu Galatasaraylı oyunculara bence iyi bir ders de oldu. Yani hiçbir şey bitmeden. İşte 6 puan öndeyiz. Rakibimiz psikolojik olarak bizden geride. Biz zaten bu işi bitirdik. Düşüncelerinin ne kadar sağlıksız ve tedirgin edici olduğunu görmüş oldular. Beklentim iki takımın maça çok hızlı başlamaması. Yani böyle bir kendilerini tartacaklardır. Ama dediğim gibi burada iki taraftan biri skor olan yani ama Galatasaray ama Konyaspor çok ciddi riskleri de sonrasında almak zorunda ve enteresan skor ortaya çıkabiliyor risk alınca. Konyaspor da taraftarına çağrıda bulunuyor stadı doldurmak, kapalı gişe oynamak adına. Konya'da da bu maça bir kenetlenme durumu var elbette. Ben biraz böyle başlangıç itibariyle Rolanti'de gidebilecek ama sonrasında böyle vitesin artabileceği bir maç düşünüyorum. Dediğim gibi yani Galatasaray gol attı. Ne yapacaksınız? Ya bir bekleyerek geçiremezsiniz maçı. Sağınızda bekleyerek geçiremezsiniz. Veyahut Konya attı golü. Galatasaray ne yapacak? Elbette risk alacak artık. Dolayısıyla başlangıç belki böyle bir tartma açısından takımları dengeli gidebilir ama ilerleyen dakikalarda bir golle birlikte o maçın seyrinde acayip işler dönür. Olur. Şimdi muhtemel 11 az önce ekrana gelmişti. Savaş Çorlu hazır yayınımızda maç öncesi. Muhtemel 11 ile ilgili düşüncelerini soracağım. İtirazı var mı yok mu merak ediyorum çünkü. Kalede Muslera, sağ bekte Kaan, Nelson Abdülkerim stoperde, Köyn'ü görüyoruz solda. Torreira, Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Geçen haftadan farklı Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu. 3 tane. Bir de stoperde Davinson Sanchez yok. Abdülkerim var. Bir itirazın var mı Savaş? Yani itirazın i̇ki var derken var. Senin genelde bilgiye dayalı oluyor. Hayda bak Savaş abi iki, böyle söyleyince iki, ben iki itirazım giriyorum. Var. Bekle söyleme. Savaş Çorlu'nun iki itirazı var. Yani diyorsun ki bu 11'den içinde iki kişi değişecek. Bana evet. Göre farklı olacak. Bana da tahmin mi yaptın? Son sayfa etiketine de izleyicilerimiz yazsın. Sen de söyle o gün. Tahminimi mi? Yani evet. Savaş abi. Aynen. Nelson yerine Davinson olabilir belki. Bir beklenti. Yani şimdi Savaş abi ne diyecek bilemiyorum ama bir Nelson Davinson diyebilir diye düşüncem var. Derik Kön yok. Kerem Demirbay, Berkan Kutlu olabilir. Bakayım doğru bildim mi? İlerleyen dakikalarda Savaş abi söyleyecek.
Doğru mu? Bastın üzerine ayağını kaldır derler ya. Gerçekten mi? İkisi de evet, mi? Ben şimdi geçen hafta derbide en çok, ben o derbiyi çok fazla yani oyun anlamında birçok insan hatırlamak istemiyordu. Şimdi tamamen bu maça konsantre oldu. Artık Okan orada şunu yanlış yaptı, bunu yanlış yaptı. Benim için zaman kaybı. O maç geride kaldı. Buraya kadar Okan Hoca getirdi. Bundan sonra da finalde Okan Hoca yapacaktır. Evet, Abdülkerim Bardakçı neden daha önce oyuna girmedi tartışması vardı. Evet, Kerem Demirbay iki haftadır ağır oralı ya da sazı sakatlığı var demişti Okan Hoca. Evet. Onunla madem Okan Hocam o kadar sakat oynadı, niye o kadar ısrar ettik? Abdülkerim, Sanchez, Kerem Demirbay'ın olduğu yerde de Berkan bekliyorum. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, orada da bilekliğini düşünürsek Fenerbahçe derbisinden 3 tane farklı isim olacak. Bizim kadromuzda 2 tane farklı bekliyorum ama Fenerbahçe derbisini düşünürsek 3 tane farklı isim olacak. Hakim Ziyech cezalı. Zaten cezalı olmasaydı da olmasaydı da orada yine olmazdı. Sen bir dakika, ben o zaman birini tam doğru bildim, birini olmadı. Yanından yok, geçtim. Ya ben Abdülkerim yerine Davinson demedim ama ben Nelson yerine Davinson dedim. Öyle mi? O zaman tamam, birini bildin o zaman. Birini yanında, o bölge olarak doğru yanından geçtin o zaman. Orayı söyleyelim. Orada Abdülkerim'le Berkan'ı bekledim çünkü Kerem Demirbay'ın Fenerbahçe maçındaki temposu hakikaten çok kötüydü. Yani. Köy'ün performansı geçen maçta biraz eleştirilmişti. Orada bir değişiklik yapmadı. Temposu kötüydü. Yani bence Karagümrük maçında da kötüydü. Orada Can'la karşılaştığı maçta da çok şeydi. Son haftalarda böyle bir ara çok iyi performansı vardı ya, o performansının şu an altında Kerem Demirbay. Bir de tempo yetmedi. Şimdi bu son 90 dakikanın atmosferi çok farklı oluyor. Bu Fenerbahçe maçından daha fazla koşması gereken bir oyuncu grubu olacak. Çünkü Konyaspor'da Galatasaray'dan daha fazla koşacağı bir maç oynayacak. Son evet. Mücadelesini verecek. Tekniğin bir tarafa bırakıldı. Artık mücadelenin işin boyutunu arttırdığı maçlar bunlar ki bunu Fenerbahçe derbisinde gördük. Teknik vesaire bir tarafa, mücadele kazandı o maçı. Evet. Fenerbahçeli oyuncular teknikle falan değil, mücadeleyle aldı. Burada da mücadele edecek oyuncular biraz daha farklı oldu tabii ki. Yani ben geçen maçta açıkça söyleyeyim Savaş abi. Ben geçen maçta orta saha hattı ve hücumu toplam, yani o grubu dahil et. Ben Galatasaray'da Torreira dışında mücadelesini görebildim. Biraz Barış Alper vardı. En az geri kalan 4 oyuncuda hiçbir şey göremedim. Geçen hafta Hakim Ziyech vardı bu arada. Icardi, Mertens, Kerem Demirbay ve Hakim Ziyech. Bunun 4'ünde hiçbir şey göremedim. Derik Gön çok kötü bir maç çıkardı. Onun dışında stoper ikilisi de yani iyi değildi. Yani uyumlu olmadılar orada. Davinson sol stoperde Nelson'la pek olmadı sanki. Belki o yüzden dedim yani hani Abdülkerim sol stoperde, sağ stoper, sol stoper ikisine oyun kurulumunda daha iyi olması açısından oynatabilir diye düşündüm Abdülkerim'i. Konyaspor'un oyunu biraz Fenerbahçe'ye benzeyebilir mi? Benzeyebilir. Galatasaray geçiş oyununu oynayan takımlara karşı biraz daha koşması lazım. Burada mesela Berkan olmuş olsaydı Kerem Demirbay'ın yanına biraz daha dirençli olabilirdi senin söylediğin gibi. Çünkü Berkan geçen sezon 2 tane kazanılan Fenerbahçe derbisinde çok önemli işler yapmıştı. En azından hava toplarında da, yerden oynanan toplarda da çok etkiliydi. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, bir defa Torreira kadar top oynamaları lazım. Torreira bu senenin en çok mücadele oyuncularından bir tanesi. Ben bu karşılaşmada da Konyaspor karşısında da Torreira gibi çok savaşan, koşan, pres yapan, Konyaspor'un geçiş oyunlarında müdahale etmesi gereken Kerem Aktürkoğlu'da mesela bazı maçlar var bu sezon savunmaya yardım ettiği. Onu mesela Köyne biraz daha zaman yakın görebiliriz. Çok enteresan bir maç bekliyorum. Mesela bak, şimdi derbide Icardi'nin cezası